Cebrail. Snyder koştu ve aldı. Wesley Snyder. Şimdi Podolski. Podolski. Lukas Podolski. Galatasaray 4. dakikada 1-0 öne geçiyor sayın seyirciler. Lukas Podolski ile. Wesley Snyder golün mimarı tartışmasız ve maçın henüz başındayız. Lukas Podolski bundan önceki Elazığspor karşılaşmasında da gol atıyordu Alman oyuncu. Snyder'in arapasında Lukas Podolski son dokunuşu gerçekleştiriyor. İşte pozisyon, bakın burada Snyder ve Lukas Podolski. Mükemmel bir pas, mükemmel bir vuruş. Snyder'in topu rakipten çalışsa çok güzel kurtarışı. Aldı at dedi adeta değil mi Podolski'ye? Zaten Snyder Karabük'te oynasaydı Galatasaray'ın oyun yüzü de farklı olurdu. Yani Josio o işi yapamadı orada. O görevi üstlenemedi. Bir uzun top savunmanın arkasına, ofsayt bayrağı kalkmadı Cenk. Belli bir fizik gücü var, çok koşuyor kabul ama ağırlığı olduğunu da söyleyebiliriz. Bir Melo değil yani. Josue, De Jong. Buruma kendini gösterdi. Naci De Jong. Zeynel'in baskısı. Snyder. Josue'ye yine çok güzel bir top attı. Josue'den Podolski'ye. Lukas Podolski. Lukas Podolski. 10. dakika değerli seyirciler. 2-0. Bu akşam Lukas Podolski'nin akşamı. Üst üste goller. Önce 4. dakika, arkasından 10. dakikada durumu 2-0 yapıyor Alman golcü. Ve büyük bir sevinç yaşıyor arkadaşlarıyla birlikte. Galatasaray 24 Erzincanspor karşısında Lukas Podolski'nin golleriyle 2-0 öne geçiyor. İşte yine Snyder'le başladı atak. Josue ve Podolski. Podolski bu zaten. Yani genelde zaten Eren'in formdan düştüğü andan itibaren Galatasaray'ın birinci santrafı Podolski olmalıydı. Snyder. Buruma'ya doğru gelmedi top. Müdahale o bölgede Alparslan'dan. Zeynel koşuyor. Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 24 Erzincanspor'un hata, uzaklardan bir vuruş, gol! Çok güzel bir çok gol. Güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Yasin Dülger mükemmel vurdu. Kalecinin Cenk'in ön tarafa çıktığını gördü ve harika vurdu. İşte Türk Telekom Arena'da 24 Erzincanspor tribünleri. Cenk şaşkın ve üzgün. Gerçekten mükemmel vurdu o bölgede Yasin Dülger ve farkı 1'e indiriyor. 16. dakikada geldi gol. Bir kez daha izliyoruz. Çok uzak bir mesafeden vuruyor bu topa yani. Mükemmel bir sol ayak vuruşu. Tabi burada Cenk'in de yapabilecek bir şey yok. Bir de önde yakalanmış. İşte Yasin'in o şık golünü bir kez daha izledik az önce. Yine ekrana geliyor. Mükemmel gördü ve Cenk ön tarafta yakalandı. Türk Telekom Arena'da üst üste goller. Tam 3 gol. 16. dakikadayız. 4. dakika ve 10. dakika Podolski. 15. dakika Yasin Dülger. Kaptan Oğuz'u da görüyorum orada. Oğuz Küçük. Kullanacak gibi, evet. Cenk de vurabilir. Baraj kuruldu. 24. dakikayı bitirdik. Evet, doğrudan kaleye baraj. Bir vuruş, gol! 2-2. İstanbul'da durum 2-2. İstanbul'da durum 2-2. 24 Erzincanspor 2-2 yaptı durumu. Topalarda gol değerli seyirciler. Hakikaten çok enteresan bir maç oluyor. Türk Telekom Arena'da müthiş bir maç. Çok zevkli bir mücadele. Durum 2-2. Golü atan Ahmet Kaan Ergin. İşte İstanbul'da 24 Erzincan tribünleri. Müthiş bir sevinç var şu anda. Bir kez daha izliyoruz. Önce barajda ve dönen topağlarda. Mükemmel vurmuş ama. Bomboş pozisyon. Kaleci Cenk düzeltiyor. Bir an dundu kaldı adeta. Müthiş bir sevinç İstanbul'da. İşte kullanılan serbest vuruş. Bakın baraja takıldı top. Ve iyi takip ediyor Ahmet Kaan. Topu ağlara yolluyor. İstanbul'da durum 2-2. Müthiş bir maç.
İlk 15 dakikada Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyeti ve inanılmaz pozisyonları maç nereye geldi? Değil mi? Yani Erzincan takımını da tutamak gerekiyor. Ahmet Çalık. Semih. Buruma. Lines. Lines. Son çizgiden çevirdi. Podolski vurdu. Ve gol! Gary Rodriguez. Galatasaray 3-2 öne geçiyor. Tam 5 gol. 27. dakika değerli seyirciler. Tam 5 gol. Gary Rodriguez'den 3. gol. Üst üste goller İstanbul'da. Dinle, gerçekten getirdi. Şu ana kadar nefes kesen bir mücadele izliyoruz. Janol de Riekerink şöyle bir kulübeye döndü. Gary Rodriguez'in golünü bir kez daha izliyoruz. Bakın bu vuruş Podolski'den ve Gary Rodriguez. Atak Buruma ile başladı. Lines topu taşıdı. İçeriye bakıyor. Podolski vuramadı ve Rodriguez tamamladı. Rodriguez'in vuruşu da çok güzel. Podolski o ayağını oturtamamış. Zeynel. Ortada Cenk. Çalan düdük değerli seyirciler. Bu arada Nigel de Jong sarı kartı vardı. De Jong ikinci sarı geliyor ve arkasından kırmızı kart. Nigel de Jong. Kartı gören Nigel de Jong işte bu pozisyon bakın. Orada Cenk Sarıtaş'ın yüzüne bir müdahale var. Ve Bruma. Semih. Snyder. Gary Rodriguez. Zeynel ileride baskı yapıyor ve faul yaptı Rodriguez'e. Serbest vuruş sarı kırmızılı takımın. Snyder kullanacak ve hemen yerden oynadı. Buruma. Buruma. Buruma gidiyor. Buruma kaleye vuracak. Buruma şimdi sağ kanada çıkarttı. Sabri destek veriyor. Podolski. Buruma. Podolski girdi. Vurdu ve gol! Galatasaray 4-2 yapıyor skoru değerli seyirciler. Türk Telekom Arena'da Lukas Podolski ile hat-trick yapıyor Alman oyuncu. Bu akşam Lukas Podolski'nin akşamı. Üst üste goller buluyor Alman oyuncu. Bir güzel gol daha attı. Buruma ile girdiği duvar pasında topu önüne aldı ve klas dokunuyor Lukas Podolski. İşte bir kez daha izliyoruz. Bakın Buruma, Podolski ve gol. Galatasaray 4-2 yapıyor ve 24 Erzincan karşısına rahatlıyor. Yani burada öncelikle Schneider'i kutlamak lazım. Çabuk oynadı Buruma'ya. Buruma devam ettirdi. Bu sefer egoist davranmadı. Girdiği duvar pasında da Podolski inanılmaz bir top çıkardı. Rodriguez. Gel Rodriguez. Rodriguez sağ tarafa aktardı. Sabri yerden yatarak müdahale geliyor. Sabri'nin baskısı top sarı kırmızılarda. Lines. Snyder. Lines. Buruma. Mükemmel bir top. Lines yerden bir vuruşta ve gol! Lukas Podolski 4 gol, 4 gol. Lukas Podolski'den. Tabii böyle bir oyuncuya sahip olmak her zaman için bir avantaj. Galatasaray yönetimiyle ilgili şunu söylemiştim. Eğer Podolski gidecekse yeni bir transfer yapacaksınız ama Podolski'yi tutmak için çaba sarf et. Çünkü Podolski önemli bir oyuncu. Yani gol vuruşları olan, top kullanabilen, orta yapabilen, top indiren, tekniği yüksek, mükemmel sol ayağı olan, oyun zekası olan bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu ikna etmek gerekir. Sezon bunun yerine şu anda Podolski ayarında bir futbolcu bulması çok zor Galatasaray. İşte Podolski'nin vuruşu. Galatasaray 5-2 yapıyor durumu değerli seyirciler. 55. dakikadayız. Dahil oldu. Buruma oyundan çıkacak olan isim Galatasaray'da. Yasin Öztekin oyuna dahil olacak. Galatasaray'da birazdan gerçekleşecek. Bu arada büyük hata. Podolski vurdu, gol oldu. Lukas Podolski. Lukas Podolski. 6-2 değerli seyirciler. Kaleci Ahmet çok üzgün. Sarı kırmızılı takım 63. dakikada Lukas Podolski'nin damgasını vurduğu gecede durumu 6-2 yapıyor. Alman oyuncu tebrikleri kabul ediyor. Savunmada bir anlık dalgınlık ve bunu çok iyi değerlendiriyor. Tecrübeli oyuncu Lukas Podolski. Bakın burada inanılmaz bir hata ve Podolski. Şimdi burada Galatasaray 10 kişi.
Podolski de önde bekliyor. 4 tane de kaleci dahil 4 tane Ercan oyuncu var. Başka oyuncu olsa beklemez. Alman disiplini bu.